Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sabahın erken saatlerinde çiftlikteyiz. İneklerimi yedirdim, memelerini yıkadım, sağıma henüz başlamadım. Bugün biraz daha erken geldim çiftliğe. Çünkü çok fazla iş var bugün halledilmesi gereken. Düşünüyorum acaba hepsini halledebilir miyim diye. Biraz zor ama elimden geleni yapacağım. Aynı zamanda bugün süt dağıtımı da var. Normalde bugün bizim dağıtım günümüz değil. Ama bir yeriyle anlaştık. İşte sütün satamadığın zaman dedi. Hani müşterine vermediğin zaman bana getirebilirsin dedi. Toptan alan bir yer burası. Oraya getireceğiz. Ne kadar? Bir yani 90-100 litre arası çıkar tahminimce. Onları vereceğiz. Yeni evimize gideceğiz. Laminantını sökeceğiz. O laminantları nereye atacağım bilmiyorum. Çöp yok, hiçbir şey yok sağda solda. Sonra yeni laminantlarımız gelecek. Onları daireye çıkarmam lazım. Evdeki o çel çöpü toparlamam lazım. Biliyorsunuz mutfak anının kalebodurunu, seramiğini kırmıştım. Orayı toparlamamız lazım. Mutfak anlı taşı almam lazım. Yani bir sürü bir şey var. Zaten video içerisinde göreceksiniz yapmış olduğum işleri. Sizlere göstereceğim. Şimdi ineklerimize bir bakalım. İneklerimiz gümbür gümbür yiyor. O yavaş yeme şeylerini atlattılar. İştahları gayet açık. O ilk 1-2 gün işte yonca yediler diye birazcık iştahları böyle gerilemişti. Ama şu anda gayet iyiler. Kütür kütür yiyorlar. Ceylan Hanım çok çok iyi. Şükürler olsun. Korkuttu beni ama şu anda gayet güzel. Sağlık durumu yerinde. Bu arada tam 9 aylık oldu. Bakalım kaç gün yukarı gidecek. Şu anda gün olarak 272 günde. Yani tam 9 aya tekabül ediyor. Hayırlısından doğumunu gerçekleştirir inşallah. İneklerimin altını yıkadım. Göstereyim sizlere. İneklerimin altını yıkadım. Bakın memeleri tertemiz yaptım. Meme yataklarına kadar. Biliyorsunuz ben meme yatağını da yıkarım. Kimisi sadece memenin ucunu yıkıyor. Ben komple yıkıyorum. İşte kışın biraz daha su vurmamaya çalışıyorum üşümesinler diye. Ama yaz oldu mu böyle her tarafını yıkarım hayvanın. Şimdi ben bunları sağıma alacağım. Onları sağlarken şu tosunların altını çektim ama henüz el arabasıyla atmadım. O işi hallederim. Sonra gideriz bakalım bir kahvaltı yapmaya çalışırız. Kahvaltı da yapmadan indim. Dedim erken kalkan yol alır her zaman. İşleri daha yolunda gider. Bu düşünceyle bak şimdi. Bak şimdi. Neyse bir sağıma başlayalım da arkadaşlar. Yoksa bunlar başlayacak pislemeye. Çiftlikte işimi bitirdim. Çabucak eve geldim. Kahvaltı yapacağım. Çiftlikten çok fazla görüntü alamadım sizlere. Videonun başında da söylediğim gibi çok yoğun bir gün bugün. Yani bir sürü işim var ama muhtemelen hepsini halledemeyeceğim. Yarın tatil günüm. Yarına sarkabilir bugünkü işler. Ama ben yine de bugün halledebildiğim kadar iş halletmeye çalışacağım. Kahvaltı yapacağım birazdan. Burcu hazırladıysa yaparım. Hazırlamadıysa giderim. Akçaabat'ta yaparım. Şöyle arılarıma bakıyorum da çok mutluluk verici ya. Baksanıza şunlara. Hepsi kapıdan içeri girip girip çıkıyor. Acaba ne yapıyorlar? İçeride çok merak ediyorum. Şöyle bir kamerayı şimdi döndüreceğim. Arıcılıkla uğraşan arkadaşlar, arıların içeride ne yaptığını bana anlatırsalar sevinirim. Yani bu işin de çok fazla püf noktası var.
arıların kanat hareketlerinden tutun uçuşlarına kadar hepsinin bir anlam ifade ettiğini izledim. Arıcılar anlatıyor. Şimdi kameraya çevireyim. Bakın görüyor musunuz? İçeri girip girip çıkıyorlar. İçeride petek yok. Petek olmayınca da muhtemelen şu anda bal mumu mu yapıyorlar içeride? Petek mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Ama galiba kalacaklar kovanda. Kovanı terk etmeyecekler gibi geliyor bana. Belki de içeride arı yok. Bunlar mı kaldı? Diğerleri gitti mi? Hiçbir fikrim yok. Şu anda açmaya kalkarsam yine sokarlar beni. Şu an bayağı vızır vızır her taraf arı. Çok güzel bir duygu ya. Ben sevdim bu arıcılık işini ya. Baksanıza. Çok güzel. Neyse. Zaman içerisinde bakacağız artık. İçeride ne yaptılar, ne ettiler. Kahvaltımı yaptım arkadaşlar. Bugünkü planlarda bir değişiklik oldu. Normalde süt dağıtmana Hikmet abim gidecekti. Sütü verdikten sonra ablamı havalimanından alacaktı. Ama ablam aradı. Uçağı bayağı geç gelecekmiş. İşte rötar yapacakmış. Onu bildirmişler ona. Buraya iniş saati de uzadı. Biz de sütü verecek olduğumuz abiye saat vermiştik. Ablamın buraya inecek olduğu saati. O da ona göre kendini ayarladı. Az önce aradı. Çıktınız mı diye. Ben de geç çıkacağım diyemedim. Birazdan çıkacağım dedim. Bu sefer ben gideceğim. Abimin gitmesine gerek kalmadı artık. Ben gideceğim. Tabii ablam gelmeden işte eve, yeni evimize uğrayacağız. Oraya parke falan gelecek. Onları taşırım. İnşallah yani burada hesaplıyoruz ama bakalım uyar mı uyumaz mı bilmiyorum. Duşumu aldım, üstümü değiştim, kahvaltımı yaptım. Şimdi evden çıkış yapıyorum. Gidip sütleri alacağız. Hava çok sıcak. İnşallah sütlerimiz bozulmaz teslim edene kadar. Şu anda sütleri alır almaz direkt adrese gidiyorum işte. Sağa sola uğramayacağım, hiçbir yere uğramayacağım. Öyle direkt sütlerimizi teslim edeceğiz. Gidelim bakalım kaç litre sütümüz çıktı. Bagaja yerleştirelim. Oradan devam edeceğiz. Sütleri taşıdım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden teslimatı yapacağız. 80 litre süt çıktı arkadaşlar bu arada. Değişiyor. 80, 85, 90. Şuracıktan bir dönelim. Paşana da ne zamandır sesi çıkmıyor ya. Öyle pek keyfi yok. Şöyle bir dönelim. Sütlerimizi teslim ettik arkadaşlar. Şöyle rafada dizdim. Buradan satışa gidecekler. Diğerlerini içerideki dolaba koydum. Satıldıkça buradan tamamlıyor. Çiftlikten buraya gelmem yaklaşık 20-25 dakika arası sürdü. Sütlerim hala buz gibi soğuktu. Hiçbir yere de uğramadım. Direkt buraya geldim. Bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Yani tek korkum hava aşırı sıcak. Tam Ağustos ayı diyebiliriz yani. Böyle beyninize işliyor sıcak. O yüzden acele ettim bu kadar. Hani sütlerim kesilir, yazık olur diye acele ettim. Ama sağ salim teslim ettik yani. Hala soğuk buz gibiydi sütlerimiz. Şimdi Koçtaş'a gidip yeni evimiz için mutfak anlı bakmam gerekiyor. Hazır buraya gelmişken. Bir gidelim bakalım. Forum'a gidiyoruz. Forum Trabzon. Hadi gidelim. Forum'a geldim. Arabayı park ettim. Şöyle numaraya bakıyorum. G2'deyiz. Daha önce başıma geldi. Otoparkta kaybolmuşluğum vardır. Yani forumun otoparkı da Akçaabat'ın yarısı kadar mübarek. O yüzden bir şeyim vardır bu konuyla alakalı. Mazim. Hiç riske atmam. Aklımda tutmaya da çalışmam. Direkt telefonu çıkarırım. Resmini çekerim. Öylece foruma girerim. Çıktığımda da
kafam rahat bir şekilde arabama giderim. Evet, şöyle giriş yapıyoruz. Seramik bölümüne geldim. Mutfak alnı şu karşıda galiba. Mutfak alnımızı da alalım da çıksın aradan. Şu galiba Burcu'nun bahsettiği. Şu tek tek. Şu bütün taş 30-60. Bu tek tek satılıyor. İşçiliği de bayağı şey yani, bunun uzun sürüyor. Şu taş alacağız arkadaşlar. Tek tek yapılıyor. Şurada bir paket var. Şöyle bir taş. Ellerinde taş yokmuş. Depodan sipariş verecekmişler. Onu da ancak yarın alabilirsiniz dediler. Ben de gelmişken bir yemek yiyeyim. Madem taşı alamadık, yemeği yiyelim bari. McDonald's'tan yiyeceğim arkadaşlar. Bir hamburgere 82 lira verdim ya. Çok pahalandı. En son 40 liraydı. Hatırladığım kadarıyla 40 liradan 82 lira. Dönüyorum arkadaşlar. Şu anda forumda bir isim kalmadı. Taşı alamadık. İşte bir hamburger yedim. Başka da bir şey yapmadım. Ablamın gelmesine 1,5 saat daha var. Otoparkta. Neyse, otoparka gidelim. Orada devam edelim videoya. Burada ses var bayağı. Ablam gelmiş arkadaşlar. Şimdi havalimanında bekliyorlar. Ben de zaten bayağı yakınlardayım. Şimdi gidip ablamları havalimanından alacağım. İnşallah kazasız belasız bu işi hallederiz. Hadi bakalım. Ablamları aldım havalimanından. Bayağıdır yoldalarmış. Havalimanında beklemişler epey. Çok acıkmışlar. Böyle köfteciye geldik hemen. Eniştem Almanya'dan gelince bana köfte yedirmek istemiş. Vay be. Görüyorum, kapı gibi eniştem var. Bu yağcı şeyler böyle mi oluyor? Neydi? Ne diyorlardı bana? Kayınçolar. Yağcı kayınço. Evet arkadaşlar. Bir köfte yiyelim de. Eniştem 2 senede bir geliyor. Kayınçosuna birkaç kilo köfte. Yağcı kayınço. Serine gidelim, serine. Orası sıcak mı? Yok değil mi? Kumaş biraz daha sıcak olur. Evet, şöyle sahile. Evet,
Tamam. Oturun öyle. Kenarlarda yer varsa yok. Şuraya oturabiliriz. Köfteyi ne kadar söylüyorsun? Yarım kilo tavuk alalım. Bir kilo da... Ben iki kilo yerim. Sen bir kilo yersin. İlayda 250 gram ye. Şöyle bir köfteniz. Sağ olun. Çek bakalım Samet. Yok eniştemi çekmiyorum. Eniştem kameralara karşı. Emre bak geldi Emre. Bakalım Samet'in tostunu buraya mı geldi? Emre kaç tane yiyeceksin? Enişte kesene bereket enişte. Görüyorsun da dağ gibi eniştem var ya. Sırtım yere gelmez. Yok bir ay daha sırtım yere gelmez ben. Büyüğünden değil de o. Samet şunu sen alıyorsun şunu. Evet. Bana açık mı diyordun abla? Sametciğim beni ne diyorsun? Unutmadın değil mi açık çay içtiğimi? Sen açık mı? Seni şimdi köyde çekeceğim fındık toplarken. Kan emici kayınço. Evet şeker. Tamam oğlum. Bu kayınçolar hep böyle mi oluyor abla? Tatlı baldan tatlı. Var ya. En son nerede kaldıydın? Benim de aklımı beni mahvettiniz beni ya. Eniştemi bıraktık arkadaşlar. Eniştem yarın gelecek köye. Hem biraz işleri var. Burada da evleri var. Biz köye gideceğiz. Biz sessiz. Allah Allah. Seni dinliyordum. Ich bin hausend İlayda. Ne? Ne bileyim işte öyle Almanca sallamasyon. Sen ahıra mı gelmek istiyorsun küçük çocuk? Sen Hüsnü'yü tanıdın mı? Tanıdım. Ben senin neyin oluyorum? Dayım. Oo, dayım. Dayı böyle dayı deyince bir dayının ağırlığı olması lazım. Camı falan açabilir misin lütfen? Evet çocuklar heyecanlı mısınız? Tabii ki de evet. Emre sen de heyecanlı mısın Emre? Ben heyecanlısıyım. Bak annenin doğduğu topraklara geldin. Evet. Dayının doğduğu, büyüdüğü. Evet çocuk. Bir zamanlar at koşturduğu topraklara geldin. Az kaldı ha. Az kaldı, maraz kaldı. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Değiliz. O zaman geri dönüyorum hazır değilseniz. Aa, yok be şaka. Hazırız diyeceksin. Hadi hazırız. Evet ben aslında bal gibi. Sen de hazır mısın? Hazırım ben. Hazır. Evet şöyle bir. Ablama ve çocukları anneme teslim ettim. Şimdi işimizin başına dönme vakti. Tabii ki inekler beklemez ki zaten geç kaldım. Bayağı beklediler. Onları yedirip eve döneceğiz. Bugün yani 10.30'da çıktım buradan. Ve şu anda saat tam 7'ye çeyrek var. Normalde 6'da falan sağım oluyordu işte 6.30'ya çıkıyordu çiftlikten. Çok geç kaldık ama olsun her zaman da ablam gelmiyor. Bugün de öyle ablama gitti diyelim. Yarın bakalım ne çıkar.
Allah kerimdir. Şöyle bir çiftliğimize bir girelim bakalım hayvanlarımız ne yaptı. Bu arada birçok işimi halledemedim arkadaşlar. Nasip değilmiş bugün. Pazartesi günü artık halletmeye çalışacağım ki halletmem de gerek. Taşınmaz zamanımız geldi. Merhaba kızlar. Ah gözleriniz yollarda mı kaldı sizin? Ah benim garip kızlarım. Ah ah. Ne oldu? Samet abiniz sizi terk mi etti he? Yok yok, terk etmez Samet abiniz sizi. Korkmayın. Şimdi bunları çabucak yedirelim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden, hatta video çekmeyle bile uğraşmayayım ben. Hayvanlarımızı güzelce yedirelim. Bakın karınları çökmüş. Altlarını pisletmişler. Ama Samet abiniz hemencecik çözüm buluyor buraya. Hadi bir başlayalım bakalım. Operasyon tamamdır. İneklerimizin hizmetleri yapıldı. Buzağlar aynı şekilde. Şöyle bir izleyeyim onları dedim. Bayağı bir depar attım yani çiftlikte. Şu anda ter suyu içerisindeyim. Hava karardı dışarıda. Dedim böyle bir 5 dakika hem soluklanayım hem de hayvanlarımı izleyeyim. Hoşuma gidiyor böyle yerken. Kütür kütür bakın mesela. Şu çok güzel bir görüntü. Alıyor ya ağzına. Ağız dolusu. Karınları hemen yukarı geldi. Sütlerimi de şişeledim. Şimdi yukarı gideceğim. Ablamla bakalım röportaj yapabilir miyiz bu akşam? O da yorgun, hargın geldi. Belki yatar, dinlenir. Şu anda ne alemde yukarısı hiçbir fikrim yok. Evet, hadi gidelim bakalım. Şurada şey var galiba, düğün var. Havai fişek atıyorlar. Bitti. Çok yoruldum arkadaşlar. Anneme uğrayamadım. Herkes yorgun evde. Ben de en iyisi gidip istirahat etmek dedim. Düştüm yollara. Eve doğru gidiyoruz. Bugün güneş çarptı beni. Ablamı çok uzun süre bekledim arabanın içerisinde. Ama bitti gitti işte. Atlattık. Eve gider bir kahve içerim. Her şey biter. Eve girmeden aracıklarımı da bir kontrol edeyim. Onlar da benim yavrucuklarım artık. Maşallah maşallah. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Arılarım. Ben onlara yemek de vereceğim. Şuradan da bir bakayım. Şöyle de bir bakayım. Oraya petek yapacaklar galiba. Öyle ya. Maşallah maşallah. Oraya petek yapacaklar. Dün tutundukları yere bal mı bırakmışlar? Bakın. Aha. Kokusu bile çok güzel. Şunları onlar yaptı. Bakın.
eziliyor. Sakız gibi bir şey. Buradaydılar dün aldığımda. Şu anda hiçbir tane bile yok. Hepsi kovandalar. Şu sakız gibi. Şimdi bundan yapıyorlar oraya muhtemelen. Ben onlara yemek de vereceğim. Bal vereceğim onlara. Kimisi şerbet ver demiş ama hayvanlar bal yesin. Zaten onlar yediğinden ne olur. Sevsinler burayı da gitmesinler. Sonra veririz onlara şerbet. Şunu da kapatayım. Ay. Şunu şöyle damla damla bırakmıştım ki şurada çam ağacım var. Bana ıslatsın diye şöyle sıkıştırayım da damlamasın. Evden içeri giriş yaptım. Burcu da evden dışarı çıkış yaptı. Ablama gidiyormuş tekrardan. Tabii aklı orada kaldı. Dedim gidebilirsin çocuklar uyanırsa. Ben evdeyim. Bir yere gidecek halim yok benim. Bu arada çok yorgunum. Gönül rahatlığıyla gidip oturabilirsin dedim. O gitti. Ben de arıcıklarıma kovan arama peşine düştüm. Bugünden beri zaten arıyorum. Böyle tanıdığım birkaç tane arıcı arkadaşım var. Aradım. Dedi seve seve kovan veririz sana yani. Hiç para falan bir şey de istemediler. Ama biri Erzurum'da, biri Bayburt'ta, biri Gümüşhane'de, biri bilmem nerede. Bir tanesi dedi işte eve gidip alabilirsen RDM'de olacak birkaç tane boş kovanım. Bir tane al buradan dedi bana. Ama ben gidemem oraya. Bulamam şimdi onun köyde evini. Nerededir, nasıl tarif edecek bana bir sürü. Bir de uzak köyü biliyorum. En iyisi dedim sıfır yaptıralım ya da satın alalım nereden alınıyorsa. Hiç bugüne kadar arıyla alakalı bir şeyim olmadığı için bilmiyorum. Aradım taradım nerede, internete gir çık. Var internette bir sürü 3 gün teslimat diyor ama benim arıcıklarım kaldı onun için de yani kaçacaklar diye korkuyorum. Böyle konforlarını sağlamaya çalışıyorum. Sonra dibimde arı kovanı yapılıyormuş da haberim yokmuş. Şurada 1 kilometre ötede yani arı kovanı atölyesi varmış. Onu da mobilyacımın sayesinde öğrendim. Mobilyacım bile aradım. Dedim böyle böyle yapıyor musun arı kovanı? Yaparım dedi yani. Daha öncesinde yapmışlığım var. Arıcılara yapıyordum dedi. Sana da yaparım ama dedi zaten yanımızda dedi kovancı. Hatta dedi akrabamdır. İstersen konuşayım ondan. Konuştu. 400 liraya tek katlı böyle sıfır gıcır gıcır bir kovan yapabileceğini söyledi. Hem de yarına teslim ederim dedi. 4 tane de çercefe verecekmiş bana. Çok mutlu oldum. Çift katlısına da 600 lira dedi. Parası çok da önemli değil böyle şeylerde. Şu an çok heves ettim ben buna. İçim böyle kıpır kıpır gidip gelip kaldırıp aralarıma bakıyorum. Onlar da böyle bakıyor bana. Önemli olan bu hevesimin kırılmaması. İşte kovan alamam, arılarım kaçar gider, üzülürüm. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bakarsınız arıcılığa dönüş yaparız. İleride adım duyulurmuş. Arıcılar Derneği Başkanı Samet Fikret Altun. Yok ya, hobi maksatlı benimkisi. Ama sevdim. Gerçekten sevdim yani. Çok zevkli bir iş. Arıyla uğraşması. Böyle arada uyuştuğunuz zaman birkaç tane gelip sokuyor. Siz hemen canlanıyorsunuz. Güzel oluyor. Muhtemelen yarın gider kovanımızı alırız. Adama tembih ettim. Dedim abi aman aman yarın benim kovanımı teslim et. Sen merak etme dedi. O iş bende dedi. Bir tek bal mumu mu lazım sana dedi. Onu da ondan alırsam var ya çok güzel olacak. Böyle yaprak gibi oluyormuş. Isıtıp çerçefeye yapıştırıyormuşsunuz. Arı onların üzerine tuğla gibi yığıyor böyle. Göz oluyor yani petek. Ondan sonra içerisine işte bal yapıyor ya da işte yumurta bırakıyor. Halledeceğiz bakalım. Güzel bir videolar bizleri bekliyor. Arıcılığa da artık sıçradık. Araştıracağım. Şu an videoyu kapattıktan sonra araştırmaya koyulacağım. Bakalım nasıl arıcılık işi. Nedir püf noktaları hepsini araştıracağız. Bunları da sizlerle paylaşırım. Bir ertesi günü oldu arkadaşlar. Çocuklar geldi. Bugün ben izinliyim. Evdeyim. Birazdan çıkacağım. Arılarıma kovan bakacağım. İlayda neden gelmedi? Emre. İlayda neden gelmedi?
İşte burada Lego oynamak istemiyor mu? Öyle mi? Bu video bu kadardı. Şimdi dışarı çıkıp arılar için bir şeyler yapacağım. Bu arada benim yapmış olduğum kovanın kapağını kaldırıyorum ya. İçeriden resmen koku geliyor böyle. Bal mumu kokusu mu desem. Hani kovanların kapağı açıldığı zaman bir koku gelir ya. Onlara has özgü bir koku vardır. Öyle hafiften ondan alabiliyorum. Çok güzel bir duygu bu. Çok mutluluk verici. O yüzden de hevesleniyorum. Böyle bir an önce bir şeyler yapmak istiyorum hayvanlar için. Arılar için. Hep bakalım bir sonraki videoda neler bekliyor bizi. Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.